Evet değerli izleyenler, bir hafta sonu daha Zeyhat Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Sayın. Evet hocam, bu hafta cumartesi takip etmeye başladık. Pazar takip ettik ve bugün pazartesi maçları tekrar gündemimize alacağız. U19 gençlerden başlıyoruz hocam önce. Evet. Dördüncü hafta U19 gençleri bir gözden geçirelim. Nasıl oldu? Nasıl Maçlar geçti nasıl diye. gerçekleşti? Evet. Peki sevgili Zeki, Gönen Tayfun Gönen derbisinde Gönen Belediye ezeli rakibine acımadı. Tam 9 gol bıraktı rakip kaleye. Lider Gönen Belediyespor 9-0'la Tayfunspor'u geçmeyi başardı ve liderlik saltanatını bu hafta da sürdürdü. Haftanın çekişmeli maçında Etispor Manyas'ı 3-1'le geçti. 3. golden sonra rahatladılar. Manyas çok çetin ceviz çıktı Etispor karşısında. Etispor'da sanayi beraberliğinden dolayı moraller biraz bozuktu. Fakat buna rağmen kısa zamanda iyi toparlandılar ve yabana atılmayacak bir takımın Manyas'ı yenmeyi başardılar. Diğer iki maç oynanmadı zaten. Sanayispor, Çelikspor karşısında hükmen galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı. Aynı şekilde Bandırmaspor'da Hasan Bey galibiyetiyle 3 puanın sahibi oldu. 4 karşılaşma, Oynamadan. ikisi, evet. Evet, Hasan Bey çekildiği için oynamadı. Hocam ben 9-0'lık Gönen Tayfun maçına gelmek istiyorum. Bu çok farklı skorlar bir sonuca gidiyor mu? Bir şey kazandırıyor mu takıma yani? Ya kazanan takıma moral kazandırır. Moral anlamında. Tabii Karşı tarafı da demoralize eder. demoralize eder ama güçler dengesi belli. Gönen Belediye bu sezon itibariyle rakibine göre bir üstünlük sağlamış durumda. Şampiyonlar koşan bir Evet. takım. Gönen Tayfun'un ise U19 Gençler Ligi'nde daha mütevazi bir takımı var. Fazla bir fark. Az dile kolay 9-0 az bir rakam değil. Yani aynı kentin takımı olarak bu kadar yüksek fark normal mi? Sen biraz duygusal bakıyorsun ama bunu Evet. gençlere anlatamazsın. Gençlerde bizim mahalle, Anlatamazsın. sizin mahalle, aşağıki mahalle, Anlıyorum. yukarıki mahalle vardır. Bunu Anlıyorum. o şekilde kabul etmek lazım. Sonuçlar önemli değil. Burada önemli olan gençlerin spor yapmalarıdır. Kardeşlik anlayışı içinde. Evet hocam, biz Gönen'den hemen Bandırma'ya gelelim. Etispor'la Manyas'ın 3-1'lik maçına dönelim. Siz oradaydınız. Bunun yorumunu alalım. Peki sevgili Zeki, Etispor geçen hafta berabere kaldığı için Sanayispor'la bir kamçı yemiş vaziyette. Çok hırslı çıktı maça. Maça da çok iyi başladı. Öne geçti. Hatta ben onun ilk 20 dakikasını seyredemedim. Bandırmaspor maçından sonra gitmek durumunda kaldım. Bandırmaspor maçı bitti. Maraş maçından sonra direkt diğer sahaya geçtim. Etispor gençten çok hırslı buldum. Manyas Belediye iyi direndi. 2-1 yaptı. Ama son 3. golden sonra Manyas'ın da gardı düştü. Bloklara gelecek olursak Evet. değerlendireyim mi Tabii blokları? tabii tabii. Etispor'da kaleci Emine fazla iş düşmedi. Orta sahada beğendiğim Ferit bu kez sağ bekte gördüm. Ferit tipik bir orta kanat adamı. Orta sahada değerlendirirsen daha çok iş yapar gibi geldi bana. Ferit'i beğendiğimi söyleyeyim. İlker iyi futbolcu, mükemmel fiziğe sahip fakat sinirlenmesine gerek yok. Zaman zaman maç sertleşti. Sinirlerine hakim olursa İlker de iş yapar gelecek adına. Orta sahada Muhammed'in görevi iyi tanımlanmalı. Muhammed bu kez ön libero'daydı. Yani kararsız, biraz daha özgüvenini arttırmalı. Hata yapmaktan korkmamalı, rahat oynamalı diyorum Muhammed için. Yani beğendiğim 10 numara Umut, topa çok yatkın, teknik. Bunlar kesinlikle hakemle oynamamalı. Bak Umut için bir daha altını çiziyorum. İyi takım da çok işler yapar. Daha iyi takımları daha iyi işler yapar. Umudu şımarmazsa, iyi eğitilirse Türk futbolu iyi bir futbolcu kazanır diyorum Kaptan Umut için. Can diye bir futbolcu seyrettim. Çok hoşuma gitti. Geçen hafta görememiştim. 8 numara giydi. Kanatta oynadı. Çok akıllı, teknik, çabuk. Bak yeni yeni yetenekler var. Belki sakattı, belki gelemedi. Can da boş geçirmemeli. Banko oynar. Aytu yine santraforda başladı. Gezindi dakikalar etkiliydi. Yani Aykut sağ bekten geldi Aykut. Etispor elindeki malzemeye göre Aykut'u değişken santrafor olarak kullanıyor. Aykut dolaştıkça rakibin işi, defansın işini zorlaştıran bir isim. Çok çabuk gol koklamasını biliyor. Biraz daha bitirici vuruşlara Aytun dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Zoru yapıyor, kolayı yapamıyor. Böyle bir futbolcu Aytun. Manyas'a dönecek olursak ben Manyas'tan böyle dirençli bir takım beklemiyordum. İyi buldum Manyas'ı. Yani 3-1 yenilmelerine rağmen geçen hafta Tayfun'u 5-0'la geçmelerinin tesadüf olmadığını ortaya koydular. Kaleci Mert'te mükemmel bir fizik var. Kaleci kazağı kendisine yakışıyor. Çok kaliteli. Defansta Müslüm
Teknik ama idmansız. Yani az idmana çıkmış bir hali vardı. U15'lerde yılın ilk yarın topçusu seçtiğimiz Emre'yi sol bekte seyrettim. Emre kesinlikle sol bek oynayacak bir adam değil. Bu adamın iki yeri var. Ya orta saha oyun kurucu ya da libero. Vücut ölçüleri bunu gösteriyor. Emre sol bekte kaybolur gider. Uygun mu 15'in 19 oynaması hocam? Emre için uygun. Fiziksel olarak yeterli. Fiziksel olarak yeterli, hiç sırıtmadı. Evet. Gayet güzel görevini yaptı ama onun yeri 3 numara değil. Emre'ye biraz cesaretle göbekte yer verirlerse daha başarılı olurlar. Başlarında da Hasan gibi futbolu çok seven değerli bir arkadaşımız var. Onlara yardımcı olacaktır. Emre'ye dikkat diyorum. Emre'yi belki de ileride İzmir seçmelerinde görebiliriz. Yani Altınordu'nun, Buca'nın seçmelerine gidebilecek bir adam o kapasitede. Manyas'ta Aykut diye bir futbolcu izledim. 8 numara. Yetenekli, teknik. Fizik gücünü artırırsa daha etkili olur. Zaten yaşı küçük. Bu futbolcuları ezdirmemek lazım. İşte Emre'nin fiziği farklı, Aykut'un fiziği farklı. Aykut işi derken 19. Bir de onu santrafor yaptılar. 5 ve 4'ün arasında kaybolup gitti. Aykut da çok iyi. Araştırın, dersleri de çok iyiymiş. Kendisi tebrik ediyorum. Aykut zamanla kazanılacak bir adam. Bir alt ligde, alt ligin kaptanı olur. O kadar yetenekli bir çocuk. Evet. Metin, 10 numara Metin. Ya tam bir Brezilyalı. Geldi mi top oynuyor. Biraz tembel, ikmansız fakat top ayağına yakışıyor. Top cambazı. Zaten sporcu bir aileden gelen bir çocukmuş. Onu evet. Da araştırdım. Metin'i tebrik ediyorum. Devamlılık kazanırsa Metin, gelecek adına, Manyas futbol adına büyük bir yıldız geliyor diyorum Metin için. İlan harika bir gol attı. Manyas'ın golü süper vurdu. Yani kalecinin yapacağı bir şey yoktu. İlan çok kuvvetli. Fizik gücü çok iyi. Tek eksiği devamlılığı yok. Yani zaman zaman sahne alıyor. Eğer arkadaşlara uyum yaparsa, takım oyununu benimserse İlan da Manyas Spor'un U19'una çok şey katar diyorum. Hatta üst yapıda da zaman zaman şans verilebilecek bir futbolcu. İlan da kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak Etispor hırsıyla maçı kazandı. Daha çok istedi maçı çünkü Etispor hesapları var şampiyonluk için. Manyas ise bu almış olduğu yenilgiyle orta sıraların takımı olduğunu, zaman zaman sürpriz yapabileceğiniz bir takım olduğunu sinyallerini vermiş oldu sevgili Zeki. Evet. Yani hak eden kazandı burada. Evet, İlk hırsıyla maçı sonuna kadar hak etti. Teşekkür ediyorum. Puan cetveli ne diyor hocam bize şampiyonluk yolunda? 19 gençlerde. Tamam. 4. hafta sonunda Gönen Beri ile 4-4 yaptı. 17 gol attı, hiç gol yemedim. Kendilerini kutluyorum buradan. Yalnız Gönen Belediye'nin peşinde 3 takım var. Etispor, Sanayispor ve Bandırma Spor. Eti'nin ve Sanayi'nin puanı 10, Bandırma Spor'un 9. Yalnız Eti ve Sanayi henüz Bandırma ve Gönen'le maç yapmadı. En büyük derbiyi biliyorsun Bandırma'da Gönen Belediye, Bandırma Spor'u yenerek kazanmıştı. 2-0'la geçmişti. Şimdi, en büyük avantaj da onda. Tabii Eti Spor ve Sanayi Spor'un gerçek gücü Bandırma ve Gönen'le oynayacağı maçlarda belli olacak. Kırılma o zaman başlayacak. Bu iki maçta belli olacak. Şu 4. hafta sonunda 4 takım şampiyonlar koşuyor. Gönen Belediye, Eti, Sanayi, Bandırma. Manyas orta sıralarda, Rolanti bir takım. Her takımın başını yakabilir. Fakat bu kadroyla şampiyonlar gitmesi çok zor. Şu anda onu söylüyorum. Bunun dışında Gönen Tayfun da artık klasman için oynar. Gönen Tayfun bu sene şanssız bir dönem yaşıyor U19'larda. Evet. Artık prestij maçlarına çıkacak. Diğer zaten Hasan Bey ile Çelikspor'un düşmesi de kesinleşmişti. Evet, gelecek hafta ne var hocam? Gelecek hafta menüde ne var diyorsun? Evet. Yine karnımız acıktı herhalde. Spora zaten doyum olmuyor. Gönen Belediye Eti maçı. İşte Eti Spor'un gerçek gücünü göstereceği maç. Gönen Belediye deplasmanına gidiyorlar. Kağıt üzerinde Gönen Belediye favori. Eti Spor bir puan alır mı? Niye olmasın? Çok çekişmeli bir karşılaşma. Gönenli futbol severler kaçırmasın derim bu karşılaşmayı. Eti de çok hırslı. Gönen Belediye de 4-4 yapmanın morali içerisinde. Çok güçlü bir takım. İyi bir karşılaşma olur. Pazartesi günü, önümüzdeki pazartesi günü hafta bir hafta sonra Manyas Belediye Sanayi maçı oynanacak. Bu maç perşembe günüydü. Sanayi Spor'un girişimleriyle pazartesine kaydırıldı. Doğru bir yaklaşımdı. Aynı günde iki maç üst üste oynamak tabii Sanayi Spor'un işine gelmedi. Doğru bir girişimle maçı kaydırmışlar. Sanayi Spor'da dikkat diyorum. Eğer şampiyonluk hedefi varsa Manyas'ı dikkate alsınlar. Manyas'ta her takıma şaka yapabilecek güçte. Ben Etli evet. maçında Manyas'ta bu potansiyeli gördüm. Sanayi dikkate alırsa maçı orada kazanıp da gelir.
ama küçümserse, ama iyi konsantre olamazsa bir manyas şakasıyla karşılaşabilirler. Sevgili Zeki, Bandırma Spor Gönen Tayfun maçı var. Bandırma Spor Gönen Tayfun önünde kesin favori. Gönen Tayfun dikkat etmezse farklı bir sonuç da çıkabilir ortaya. Evet. Bandırma Spor'un sahaya süreceği takıma bağlı. Bandırma Spor mutlak favori. Beraberlik bile çok büyük sürpriz olur diyorum. Yani üst oynanacak bir karşılaşma. Ligden çekilen iki takım bu hafta tam istirahat edecekler. Çelik Spor'da Hasan Bey. İkisi de hükmen mağlup kabul edilecek statü gereği. Çelik Spor Hasan Bey maçı oynanmadan. Kimseye puan yazılmayacak. Evet, puan yazılmayacak. Haftanın maçı Gönen Belediye Etispor karşılaşması olarak görüyoruz. Diyorsunuz. Evet, biz de U19 gençler liğimizi bölge noktalıyoruz ve birinci amatöre geliyoruz. Birinci amatör kümede hocam Düzler iyi gidiyor. İyi zamanlama, iyi boş zamanda yakaladı herhalde Hasan Bey'i. 4-1'lik skorla liderlik koltuğuna oturdu. Vallahi Düzler'in başarısını küçültmeyelim. Boş zaman, dolu zaman 4 tane gol attı Hasan Bey. Evet. Boş bir takım değil. Ligin ilk maçında Sanayi'yi Bandırma'da devirmeyi başarmış bir takımdı. Tam geldi, yarım geldi. Fırsatı iyi değerlendirmişler. Ve anlamlı bir galibiyetle kendilerini liderliğe taşımışlar. Erdek Düzler'i ben buradan kutluyorum. Ama işin en ilginç tarafı da bu maçta sen vardın. Nasıl geçti senin gözünde 90 dakika? Evet. Maç biliyorsunuz cumartesi günü oynandı. Bu Hasan Bey'in hiç işine gelmedi. Hasan Bey teknik adamları sürekli maç öncesi bu konuda dert yandı. Cumartesi günü çalışan oyuncuların olduğunu, karşılaşmaya gelemediği, hatta bazı oyuncular herhalde sanıyorum tahminime göre sonradan yedeklere katıldı. Bu Hasan Bey için büyük bir olumsuzluk ama Düzler için de büyük bir olumluluk. Bir şanstı. Tabii. Erdek Düzler'de de klas oyuncular var. Zamanı geldiğinde anahtarla kapıyı açıp girmesini biliyorlar. Kim açtı kapıyı Erdek Düzler'de? Hatırlıyor musun? Erdek Düzler'de hocam hemen şuradan bakalım. İsim önemli değil. Yani öne mi geçti? 1-0 öne geçti. İlk yarı kaç tabii, gitti? Tabii. 3-0 öne geçti. Geçtiler. 3-0 öne geçti. 3-0'dan sonra 3-1 oldu. Sonra son dakikada Nedim bir penaltı atmak suretiyle oyunu, pardon Nedim dedik. Nedim değildi. Hemen Hasan Bey'den bakıyorum. Hemen hocam. Kolaydı, bir sürü maç var. Doğru. Nedim de bir penaltı attı ama Nedim Sanayi'de atmıştı. Evet. Biz bu maçları bu şekilde izlerken evet, kafa bayağı karıştırıyoruz. Neyse, isimler sonra önemli değil. Evet. Maç 4-1. 4-1. Erdek Düzler'in galibiyetiyle kapandı. Dolayısıyla Erdek Düzler de burada liderlik koltuğuna oturdu. Biraz da artık bundan sonra herhalde zor. Şimdi Düzlerler merak ediyor. Bu takım şampiyonla oynar mı sence? Bu takım şampiyonla oynar mı? Gördüğün kadarıyla. Zaten onların hedefinde şampiyonluk var. Şadi Başkan'ın da söylediğine göre biz geçmişte de Düzler Spor'u 2. amatör kümeden aldık. 3. lige kadar taşıdık ki finalde kaybettik diyor. Bu sefer de aynı amaçla yollardan çıkıyorlar. O kadar hırslılar yani. Hırslılar yani. Diyorlar ki biz seneye süper amatörde oynarız. Ondan sonra da baldayız diyorlar. Hemen arkadan da tabii Ocaklar da var. O da kardeş takım. Diğer amatör ligde de onunla bizden kalan arkadaşlar, çocuklar da orada oynar düşüncesinde. Onlar da bir temsil takım olarak görüyorlar. Ocaklar da kardeş takım olarak görüyorlar. Tabii. Sonuçta Erdek Düzler Hasan Bey'in tam kadroyla çıkmamasını iyi değerlendirdi. İyi değerlendirdi. Evet. Ve istediğini alarak bu, sağdan. Gönen'deki ikinci karşılaşmada bu sonuç alınmayabilir. He. Biraz daha konu değişebilir. Neyse, biz Düzler'in başarısını alkışlayalım, başarısını küçültmeyelim, evet, ve diğer gelelim, maçlara gelelim. Paça Cimrik Ocaklar maçına. Paça Cimrik ilk yarı attığı iki golle Ocakları eli boş gönderdi. Ama İlk yarı geldi goller. Hemen çok çabuk geldi. İlk dakikasında geldi özellikle golün bir tanesi. İkinci yarı gol olmadı. Gol olmadı ama çok asabiydi hocam. Siz de bunu izlediniz. Bu yönden bakalım olaya. Bu kadar asabileşmenin anlamı ne yani? Buna tribün baskısı diyorum. Kazanma arzusu. Tabii Paşa Çiftlik yabana atılacak bir takım olmadığını geçen hafta söylemiştim. Disiplinli oynuyorlar. Çölgülüzdeki. Evet. Ve ilk yarım saat çok mükemmel oynadılar. Rakiplerini adeta boğdular. Ocaklar neye uğradığını şaşırdı. O esnada zaten iki tane gol buldular. Evet. İki tane gol buldular. Amaçlarına ulaştılar. Aziz de. Arda arda geldi goller zaten. 4-6 dakikada. Şoke oldu Ocaklar Spor. Ocaklar uyandı ama
uyandıkta iş işten geçmişti. İkinci yarı dengeyi sağladı. Bak Ocaklar da boş takım değil. Evet. Sadece idmansız bireysel yetenek. Gollerin erken gelmesi tabii biraz demoralize etti. Şok etti Ocaklar Spor'u. Yani buradan Paşa Çiftlik istediği 3 puanı 2 golle almasını bilerek sahadan ayrıldı. Ben Paşa Çiftliği buradan kutluyorum. Bloklara kısaca değineyim bu karşılaşmada sevgili Zeki. Ben Sabek Mert'i çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu sefer Emektar Hasan'ı yedek bırakmışlar. Ya bu Hasan'ı iyi değerlendirmeleri gerekir. Bilekleri çok iyi Mert'in. Mert orasının hakkını verdi, formasının hakkını verdi. Buna rağmen Hasan orta sahada ön libero da başarı olur diyorum. Yine altını çiziyorum. 5 numara Emre'yi beğendim. Geçen hafta gözüme bakmamıştı. Evet. Emre de beğendiğim futbolculardan biridir. Dikkatli, zamanlamaları çok iyi olan bir futbolcu. Emektar Fahri teknik, oyunu iyi görüyor. Tabii yorulduğu dakikalara kadar elinden geleni yapıyor. Fahri'nin tek eksiği kondisyon. O da ilk 60 dakikada hiç hissettirmiyor. 60'tan sonra düşmeler başlıyor. Fahri'yi buna rağmen aklından dolayı, teknik oyunundan dolayı kutlamak istiyorum. Aziz ilk 20 dakikada maçı Paşa Çiftler getiren isimdi. Evet. İlk 20 dakika sahne aldı. Zaten bir gollerini yazdı. Ve maça imza damgasını vuran isim oldu. Büyük Mustafa çok sprinter, getirici bir futbolcu ama son hareketlerde biraz heyecan mı yapıyor nedir? Adresi ortaları yok. Biraz daha buna dikkat etmeliyiz. Son topları iyi kullanamıyor. Çok iyi koşmasına rağmen. İrfan, Emektar İrfan santraforda geçen seneye göre daha diri. İyi top saklıyor. Aslında yorulan defansa karşı İrfan'ı sonradan oyuna alsalar İrfan daha etkili olur. Gol de alır. Yani rakibi yorduktan sonra İrfan'ı sahaya sürmek daha mantıklı olur. Daha sonra oyuna Küçük Hasan'ı koydular işte bizim sanayiden geçen. Hasan boş bir topçu değil. Ön libero'da kullandılar. Daha sonra tekrar sağ beke gönderdiler. Hasan iyi bir markacıdır. Yani çok iyi adamla uğraşır. Mücadeleyi çok sever. Deyim yeri ahtapot gibi bir çocuktur. Rakibin en iyi adamına vereceksin Hasan'ı, gerisine karışmayacaksın. Evet. Ama bunu artık Paşa Çiftliği yetkileri göreceklerdir. Ben Paşa Çiftliği almış olduğu galibiyetten dolayı kutluyorum. Ocaklara gelince Ocaklar itmansız. Ocaklar iyi topçulara sahip. Örneğin Gökçe, Emektar Gökçe, yılların Ocaklar sporcusu. Tecrübeli, teknik ama işten maça gelmiş hali vardı. Yok hocam, işten değil, balayından geldi. Bak sen daha iyi biliyorsun. Gökçe ben sahada gördüğümü söylüyorum. Dolayısıyla fazla alternatif olmadığı için takımında Gökçe'ye... Bak, buna rağmen tecrübeli teknik diyorum. Bak ben onun durumlarını bilmeden söylüyorum. 3 numara Ömer'i çok beğendim. Bilekleri çok iyi, güçlü bir adam. Yalnız sinirlenmesine gerek yok. Sinirlenmelerin nedeni de kondisyonların bitmeleri. Evet. Ve hakemle rakip futbolcu dalaşmalara gerek yok. Çok kırmızı kart koktu değil mi hocam? Evet, evet. Hakem... idare etti sarı kartla. Edebildiği yere kadar etti. Yoksa çok kırmızı kart çıkardı. Evet. Ömer'in futbolunu beğendim ama sinirlerine hakim ol diyorum buradan Ömer'e. 11 numara Orkun teknik çok güçlü. Bak bunlar itman yerse çok etkili adamlar, boş adam değiller. Evet. 9 numara Hüseyin %100 bir gol kaçırdı. Buna rağmen ayakları iyi. Yani evet. İtmansız, iyi topçu bunlar. Yani bunlar biraz bir ay itman yesinler. Hüseyin Sakarya bölgesinde Bal Ligi'nden Erdek'e gelen bir oyuncu. Oynamış adam belli. Ama itmansız, kahveden merhaba demiş, dolmuşa binmiş, evet. Sahaya gelmiş. Oh, öyle bir hali var. Bunun dışında ben Ocakları beğendiğimi söyleyebilirim yenilmelerine rağmen. Ocaklar 15, 2 hafta sonra bunun üzerine koyar. Bu takımı korurlarsa biraz da itman yapsınlar diyorum. Evet. Şartlarını zorlasınlar. İtmana çıkan bir Ocaklar daha keyifli maçlar bizlere izlettirir diye düşünüyorum sevgili Zeki. Biraz daha yukarı taşır kendini mutlaka, diyorsunuz. Mutlaka. Evet hocam, biz ondan sonra sıra geldi bizim Gönen'de oynanan Karşıyaka Altüz Evler maçına. Bu karşılaşma da izleyen arkadaşlarımızdan aldığımız notlara göre 2-2 devam ederken son dakikada Karşıyaka aldığı bir golle öne geçiyor. Vallahi, ve 3 puanı da sahibi oluyor. Vallahi Altüz Evler tutuları yatırmaya devam ediyor. Diyoruz ki Altüz Evler bireysel yeteneklere sahip. Takım olma sıkıntısını yaşıyor. Yine şaşırttılar. En az bir beraberlik. Hocam acaba skorun üzerine yatmak mı istiyorlar? Yani genelde öyle oluyor yani. Yatma son değil, dakikalara geldiği zaman. Yatma değil de Zeki. Şimdi bunlar yeni bir araya gelmiş. Halı sahada tanışmışlar. Evet. Lisanslarını bir araya getirmişler. Özelliklerini bilmiyorlar. Bunlar tek tek iyi topçu. Evet. Takım olamamanın sıkıntısını yaşıyorlar. Bu takım altı üzerinde biraz sabrederse 2-3 hafta sonra daha iyi bir takım ortaya çıkacaktır.
Bakın tüm takımları zorlayacak bir takım olacak. Ne anlamda söylüyorum hocam? Son 3-5 dakika veya iktidarlar oynanırken gelen goller, riskli goller oluyor. Ya oyun demek ki 2-2 olduktan sonra 6-0'lar sonucu beğenmedi. Fazla açıldı. Halbuki istese 2-2'yi koruyabilirdi. Değil mi? Gitmiş üzerine fazla akıl yapınca boğulmuş gönen karşıya kadar istediği 3 puanlık golünü son dakikada olsa atmasını bilmiş. 6-0'lara geçmiş olsa demekten başka çare yok sevgili hocam. Evet, biz hocam o zaman karşıya 6-0'lar maçından tekrar dönelim Bandırma'ya. Gelelim Edincik Sanayi maçına. Burada da 5 gol vardı. Tamı tamına 5 gol. Penaltılar vardı. Kaçan penaltılar vardı ve atılan penaltılar vardı. Sanıyorum herhalde 2 penaltı, 1 penaltı kaçtı. 2 penaltı atıldı ve Edincik Spor karşılaşma Sanayi karşısında 4-1 kaybetti. Bu karşılaşmaya dönelim hocam. Nasıl bulduk bu maçı? Vallahi şimdi Edincik Spor yeni kurulan bir takım. Çok doğru bir felsefeleri var. Kendi yöresindeki futbolculara, çocuklara forma giydirme savaşı veriyorlar. Öncelikle kendilerini kutluyorum. Bakın Edincik'te 2-3 tane abi gerekli. Takım tecrübesiz. 2-3 tane tecrübeli abi Edincik Spor'u daha yerlere getirir. Edincik Spor bu sene kümede kalırsa büyük başarıdır. Evet. Yani bir takım altına almaları halinde ben Edincik Spor'u başarılı kabul edeceğim. Çünkü yeniden yapılanan bir takım. Evet. Kim var? 8 numara Enes'i çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yere sağlam basıyor Edincik Spor'da. Top ayağına yakışıyor. Erkut iyi topçu olmasına rağmen biraz çekingen oynuyor. Kaleci Samedi çok dikkatli buldu. Süper reflekslerle toplar çıkardı. Buradan kendisini kutluyorum. Bunun dışında Edincik Spor'un zamana ihtiyacı olan bir takım olarak görüyorum. Bakın 2 haftada 5 yediler ama bu hafta ilk gollerini attılar. Skoru 4-1'e taşıdılar. Yani aradaki fark 3'e indi. Hocam ben bir de yenen golle orantılayacağım. 26. dakikada gol geliyor Güvenç'ten. Kornerden kafaya çıktı attı ve ilk yarı başka gol yok. İyi direndiklerini söylemeye çalışıyorsun. Evet. 45 dakika doğru bir tespit Zeki. İyi dayandılar. Goller genelde ikinci yarı geldi. İyi direndiler. Sanayi Spor sevgili Zeki iyi oynamadı. Ama bireysel yeteneklerle kazanmasını bildi. Kaleci Görkem iyi bir yerinde bir transfer. Bandırma Spor'un aldıkları. Ve Görkem'i kutluyorum burada. Çok dikkatli, maçı küçümsemeyen, disiplinli bir kaleci eldiven. Bu çizgisini bozmasın. Sanayi Spor çok işine yarar. Defansta Güvenç, emektar Güvenç forvetlerini yapamadığını yaptı. Penaltı kaçırdı ama gollerini de yazdı. Tabii yan toplarda kendisini iyi saklayan, arka direkten öne iyi çıkan bir futbolcu. Fiziğin hakkını verdi burada. Burada Edincik defansının adam paylaşamama sıkıntısı vardı. Güvenç'i kimse tutmuyordu. Güvenç de tabii havada topu istediği gibi buluştu ve istediği noktaya gönderdi. Ertuğç dengesi yalnız Ertuğç biraz daha heyecanlı. Altyapıdan gelen bir genç. Ertuğç'un biraz daha sakin olması lazım. Güvenç'in ona yardımcı olması lazım. Bakıyorum tehlikeli bölgelerde Güvenç kenara kaçıp Ertuğrul'u rakip santraforlarla başa baş bırakıyor. Esas sorumluluğu defansı Güvenç'in alması gerekir. Ertuğrul gelecekte daha iyi yerlere gelir. Bakıyorum bütün yük Ertuğrul'a veriliyor. Ertuğrul da iyi görünmüyor. Burada Ertuğrul'un iyi oynamasında Güvenç'in yardımı şarttır diyorum. Emektar Harun sol bekte fazla iş düşmedi. Ama görevini yaptı dar alanda. Geniş alanda oynatılmadı bu kez. Dar alanda elinden geleni yaptı. Özellikle 3. golün asistinde başarılıydı. Çok güzel bir orta yaptı. Ve kendisi bu maç itibariyle görevini yerine getirdi diyelim. Sanayi Spor'un esas problemi orta sahada. Erkan Çağlar Nedim üçgeni. Doğru bir üçgen değil. Savaşçı adam yok. Erkan stoper ağırlıklı. İyi niyetli bir genç ama çok ağır. Çağlar antrenmansız, tecrübeli antrenmansız. Nedim top ayağına bekliyor, topa gitmeyen bir futbolcu. Bunların içerisinde mutlaka çalışkan adamlar konulmalı. Markaj adım yok. Top ayağındayken Sanayi Spor nispeten iyi ama top rakibe geçince herkes biri kapsın topu bana atsın diye bekliyor. Bu zihniyet Sanayi Spor'a iyi sonuçlar getirmez. Önlem almaları şart. Rıfat Can haftalardır sağ bek oynatılan Rıfat Can bu kez gerçek yerinde oynadı. Sprinter doğru bir yorumdu. Sağ açık oynadı. Ömür istediği topları alamayınca kendini gösteremedi. Ömür'ü de beğeniyorum. Hem genç takımda hem A takımda başarılı maçlar çıkarıyor. Umut vasattı. Emektar futbolcular Caner'i başlatmışlar. Caner de çok etkili bir gol silahıdır. Caner kendine gelince Sanayi Spor lövlevi bir gol atacaktır. Yeter ki orta sahasına çeki düzen versinler. Görkem'le biraz daha toparlanacaklardır.
Bence bütün sıkıntı Sanayispor'un orta sahasında. Görev dağılımını yaparlarsa, nasıl yani görev dağılımı? Akıllı, güçlü ve koşan adam dengesini orta sahada iyi kurarlarsa Sanayispor istediğini elde eder. Yoksa yürüyerek orta saha oynamak mümkün değil sevgili Zeki. Bu da sanayiye çok şeyler kaybettirir. İnşallah bu mesajlarımız yetkililere gider. Onlar da gerekli önlemleri alırlar. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Amatör, birinci amatör kümede sürpriz sonuç var mıydı bu hafta? Sürpriz sonuç var mıydı? Vallahi ben Kızıksa, Sarıköy maçında Kızıksa'dan en az bir beraberlik bekliyordum. Hatta Kızıksa'yı çok beğendiğimi söylemiştim. Demek ki Sarıköy İyi toparlanmış. Acaba Kızıksa tam kadroyla çıkabildi mi? Bak bunların kadrolarını bilmediğim evet. için sürpriz buldum. Sarıköy'ü başarısından dolayı alkışlıyorum. Kızıksa gibi deplasmandan 3 puanla dönmek yabana atılacak bir sonuç değil. Kızıksa demek ki zafer sarhoşluğu içerisinde Sarıköy'e kendi evinde teslim oldum. Bana göre bu sürpriz geldi. Diğerlerinde Altınüs evlerin ben bir beraberlik beklerdim. 3-2 mağlup oldular. Sürpriz kabul ediyorum. Ama bu Gönen Karşıyaka'nın başarısını küçültmez. Erdek Düzler'in de eksik de olsa Hasan Bey 4-1'le geçmesini alkışlanacak bir sonuç olarak görüyorum. Diyorsunuz. Evet. O zaman biz de birinci amatör kümede 3. hafta sonunda puan cetveli bize ne diyor ona bir bakalım hocam. Puan cetveli öyle bir lig ki böyle bir lig görmedim ben. Yıllardır takip ediyorum. 3. hafta sonunda tam 6 takım şampiyonlar koşuyor. 3 takımın 7'şer puanı var. 3 takımın 6'şer puanı var. Düzler, Paşa Çifti, Gönen Karşıyaka, Sanayi, Sarıköy, Hasan Bey şampiyonluk yarışına varım dediler. 6 takım 3. hafta sonunda şampiyonlar koşuyor. Geri kalan 4 takım da sadece Kızıksa 3 puanla biraz rahat. 3 hafta itibariyle konuşuyorum. Kızıksa biraz daha rahat. 1 puanı bulunan Altınüs Evler Spor, puanı olmayan Ocaklar Spor ve Edincik Spor şimdiden dikkat etsinler. Bu iş gol atara puan veriliyor. Altınüs Evler bilhassa ayaklarının evet. denk basmazsa o moralsizlik kendini bir anda düşme hattında bulabilir. Ama Altınüs Evler bundan sıyrılabilecek güce sahip bir takım. Aman dikkat diyorum Altınüs Evler'e. Ocakların gelecek haftalarda puan toplayacağına inanıyorum. Edincik Spor'un da biraz daha üzerine koymasının şart olduğuna inanıyorum. Edincik Spor bu sene kümede kalırsa, demin de söylediğim gibi, başarılı bir takım olarak tüm spor severler gözünde kabul edilecektir. Seneye zaten kendini toparlar diyorsun. Evet. Evet hocam biz böylelikle amatör, birinci amatör kümeyi noktalarken bu hafta malum seçimler var. 4. hafta karşılaşmaları Perşembe oynanacak. Önümüzdeki Perşembe günü oynanacak. Bu karşılaşmalara bir bakalım. Neler var? Bakalım. Perşembe günkü karşılaşmalarda haftanın maçı Sanayispor'la Erdek Düzler arasında oynanacak. Bakın 3 ihtimalli bir karşılaşma. Sanayispor orta sahasına çeki düzen verirse ev sahibi olmanın avantajıyla Düzler'i yenebilir. Ama orta sahasını kontrol etmeyen bir Sanayispor'a Erdek Düzler her an çelme takabilir. 3 ihtimalli bir karşılaşma ihtimalli olarak bir görüyorum. Karşılaşma diyorsunuz. Kaçırmayın diyorum amatör spor severlere. Bu karşılaşma saat Perşembe günü 3'te başlayacak. Çok çekişmeli geçecek. Dikkat diyorum. Altınüs Evler Paşa Çiftlik maçında yani bireysel yeteneklerle takım oyunu karşılaşacak. Paşa Çiftlik takım oyunu çok iyi oynayan bir takım. Disiplinli. Herkes ne oynayacağını biliyor. Altınüs Evler'de de bireysel yetenekler var. Yine ne sonuç çıkacağını kestirmek çok zor. Bu da 3 ihtimalli bir karşılaşma. Politik konuşmuyorum. Gerçeklere göre, önümdeki listelere göre, rakamlara göre konuşmak istiyorum. Sarıköy Gönen Karşıyaka maçında 3 ihtimal çıkar. Sarıköy kendi evinde avantajlı ama Gönen Karşıyaka sevdi ligi. Bakın puanını 7'ye taşıdı. Sessiz sedasız Altınüs Evler'e puansız uğurlamayı başardılar. Oraya da galibiyet için gideceklerdir. Sarıköy'e dikkat diyorum bu karşılaşma için. Hasan Bey Kızıksa, Hasan Bey tam kadroyla çıkarsa Kızıksa yener. Ama çalışanlarını sahaya getiremezse Kızıksa da Hasan Bey'e şaka yapabilir. Doğru maç Perşembe. Hasan Bey sağ solu belli olmaz. Cumartesi beğenmeyen takım Perşembe günü daha mağdur olur. Ama Hasan Bey o gün Perşembe Cumhuriyet Bayramı belki tatildeki çocukları getirebilir. Öyle düşünüyorum. Ocaklar Edincik maçında Ocaklar bir tık önde. Edincik sürprizi sevse de Ocaklar bir tık önde. Ocaklar ilk devre istediğini elde ederse maçı kazanır. Ama ikinci yarıya bırakırsa yorulan bir Ocaklar karşısında Edincik karşısında zorluk yaşayabilir diyorum kırmızı beyazlar. Ocaklar Sporu Edincik önünde biraz favori görüyorum. Evet teşekkür ederim. Biz de böylelikle U19 Gençler ve birinci amatör küme yorumlarımızı noktaladık. Diğer yorumlarımıza görüşmek üzere.